Emeklilik yaşı tamına 8 yıl düşüyor. SGK'dan erken emeklilik bekleyenlere flash açıklama geldi. Erken emeklilik hayali kuran milyonlarca çalışanı heyecanlandıran son dakika açıklaması Sosyal Güvenlik Kurumu'ndan geldi. Emeklilikte yaşa takılanlar düzenlemesini sağlayan kaçıranlar bu düzenleme ile birlikte erken emeklilik fırsatı elde edecek. Yeni düzenleme sayesinde emeklilik yaşı tam 8 yıl öne çekiliyor. Peki erken emeklilik kimleri kapsıyor? Bu düzenleme ile kimler erken emekli olabilir? Geçtiğimiz yıl yürürlüğe giren EYT düzenlemesi ile sigorta başlangıç tarihi 8 Eylül 1999 öncesi olan sigortalılar önemli bir avantaja sahip olmuştu. Ancak emeklilikte yaşa takılanlar düzenlemesini kaçıran vatandaşlar da hükümetten yeni erken emeklilik düzenlemeleri beklemeye başlamıştı. Beklenen güzel haber nihayet geldi. Yeni düzenleme sayesinde emeklilik yaşı tam 8 yıl öne çekiliyor. Daha erken yaşta emekli olmak isteyenlerin yüzünü güldürecek son dakika kararı belli oldu. Peki kimler erken emekli olabilir? Yeni erken emeklilik düzenlemesi kimleri kapsıyor? Çocuk sahibi olan kadınlara 6 yıl erken emeklilik. Özellikle sigortalı olarak çalışmaya başlamadan önce çocuk sahibi olan kadınlar için büyük bir erken emeklilik fırsatı var. Prim günü yetersiz olan çocuk sahibi kadınlar sigorta başlangıç tarihinden önce dünyaya gelen çocukları için borçlanma yapabiliyor. Doğum borçlanması adı verilen bu yöntem sayesinde kadınlara 6 yıl erken emeklilik fırsatı tanınıyor. Bu 6 yıl emeklilik yaşından da düşülebiliyor. Çünkü sigorta başlangıç tarihini öne çekiyor ve kadınlara erken emeklilik fırsatı tanıyor. Erkeklere de 2 yıl askerlik borçlanması fırsatı. Yine sigortalı olarak çalışan erkekler için de askerlik borçlanması imkanı var. Askerlik borçlanması ile birlikte erkek sigortalılar tam 2 yıl prim avantajına sahip oluyor. Böylelikle erkek çalışanların emeklilik yaşı 2 yıl öne çekilmiş oluyor. Askerlik ve doğum borçlanması nasıl yapılır? Peki çalışanlar için askerlik ve doğum borçlanması nasıl yapılır, şartlar neler? Askerlik ve doğum borçlanması için öncelikle askerliğin sigorta başlangıç tarihinden önce yapılmış olması gerekiyor. Aynı şekilde sigorta başlangıç tarihinden önce dünyaya gelen çocuklar için doğum borçlanması yapılabiliyor. Doğum borçlanması 3 çocuğa kadar yapılabilirken askerlik borçlanması da 2 yıla kadar yapılabiliyor. Erkeklerin askerlik süresi burada önemli bir nokta oluyor. Şartları taşıyanlar borçlanmayı Sosyal Güvenlik Kurumu aracılığıyla yapıyor. Borçlanma miktarı ise o yılki brüt asgari ücret üzerinden hesaplanıyor. Borçlanılan miktarın peşin olarak ödenmesi gerekiyor. Borçlanma yapmak için Sosyal Güvenlik Kurumu'na bir dilekçeyle başvuru yapabilirsiniz. Borçlanma dilekçesi kabul edildikten sonra eksik prim gün sayılarını toplu olarak ödeyip erken emeklilik hakkına sahip olabilirsiniz.